Evet, cümleten selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu sefer değişiklik olsun dedim. Stadın oradan giriş yapayım videoya. Buradan başlayalım dedim. Şöyle çıkalım, yolda muhabbetimizi edelim. Bugünkü muhabbetimizin konusu motosiklet piyasası hakkında olacak arkadaşlar. Motosiklet piyasası hakkında ben öyle muhabbet tarzında, hani bilgilendirme amaçlı değil de muhabbet tarzında konuşacağım. Şimdi arkadaşlar, bildiğiniz üzere motosiklet piyasası aldı başını gitti. Hem araba piyasası, hem motosiklet piyasası, hem ot piyasası, hem çöp piyasası, hem bilmem ne piyasası, hepsi aldı başını gitti. A'dan Z'ye ne varsa. Ama en çok etkilenen tabi motosiklet tutkunları, araba tutkunları, bunlar oldu. Hani diğerleri tamam, neyse de. Ama şimdi bir motosiklete ulaşmak isteyip de ulaşamamak, hatta daha da ileri gitmesi, bu fiyatların ulaşılması daha güç olması kötü bir durum. Çünkü kendimden biliyorum, kendimden örnek verecek olursam, ben CBR, bundan önceki CBR'ımı sattığımda 600'lük almak için satmıştım, FZ6. Ama yaklaşık bir ayda ya da 1,5 ayda FZ6'nın fiyatı artmıştı. Yani şöyle aynaya ulaşacağım kadar yakınlıkta FZ6 şimdi sokağın başı kadar oldu. Yani şimdi derken o zaman sokağın başı kadar oldu. Şimdi artık vazgeçtik zaten benzin fiyatlarından filan, 4 silindirli makineden vazgeçtik. Şimdi bu piyasa nereye doğru gider? Mesela bana şöyle çok sorular geliyor. O konu hakkında biraz sizi hem çok sıkmadan hem kısa bir şekilde anlatayım. Abi, CBR piyasası artar mı? Şimdi alalım mı vesaire diye böyle sorular geliyor. Arkadaşlar, ben her zaman için şunu söylüyorum. Şimdi biraz bu dönem için muallak ama emin olun ki fiyatlar geri düşmeyecek. Onu ben size baştan söyleyeyim. Yani 25 milyar olan CBR'ı 20 milyara düşer diye beklemeyin. Katiyen düşmez. Zaten sıfır fiyatları gitgide artıyor. Kurdan dolayı, bilmem neden dolayı bir sürü zam gelip duruyor ikide bir. Normal şartlarda zaten motosiklet piyasası her sene yavaş yavaş artardı. Ama ve lakin pandemi dolayısıyla 2 senedir haftalık artıyor arkadaşlar fiyatlar. Yani sıfır fiyatları demeyeyim ama ikinci el fiyatları, yani bugün baktığınız motosiklet 20 milyarsa 2 hafta sonra bakıyorsunuz, 1 ay sonra bakıyorsunuz 22 olmuş, 23 olmuş, 25 olmuş. Şimdi bu motosikletlerin fiyatları kaç paraydı önceden? Yani en temizini taş çatlasın 12'ye falan alıyorduk. Şimdi önceden dediğim de şurada 2 sene önce kadar, işte pandemi zamanında 12'ye falan alıyorduk, 13'e alıyorduk, 14'e alıyorduk hadi taş çatlasın. Şimdi 30 milyar yazan var. Yani ondan dolayı elinizde paranız varsa motosiklet piyasasının düşmesini beklemeyin ki düşmez zaten. Kaldı ki düştü farz edelim. Şu an kaç para örnek veriyorum? Bir R25'ten örnek vereyim. Şu an R25 fiyatları, bakın emin olun, ben bu CBR'ı alalı 3 ay olmuş. 3 ay önce ben CBR'la birlikte R25'te bakıyordum. Baktığım zaman 37 ile 45 bin arasında orta halli, biraz düzgün R25'ler buluyordum. Şu an bakıyorum arkadaşlar, 55 en dandiye 55, sonrasında 60 70 75. Abi bu ne dedim ya, yani 3 ayda bu kadar nasıl zam gelebilir, üstüne 20 bin TL nasıl koyulabilir? Yani R25'in üstüne bir tane de CBR koymuşlar. Tabi bir tek R25 değil, bütün motosikletler öyle. Ben mesela CBR bunu aldım. Şu an fiyatı uçmuş. Bunların da uçmuş. Ya piyasadan arkadaşlar, gerçekten hani, yani ben motosiklet satmıyorum, almıyorum. Öyle bir ticaret yapmıyorum. Ama alacak olan arkadaşlar için, çünkü biz de yaşıyoruz bunları. Yani bir tek sizler değilsiniz, bizler de yaşıyoruz. Mesela Mikey'ye 250 CBR aldık. Arkadaş, şimdi 250 CBR'ı Mikey'ye aldığımız fiyata hayatta imkanı yok, bulamazsınız. Bulursanız da döküktür yani.
hiç memnun değilim bu piyasadan. Kaldı ki bir tek ben değil, hiç kimse memnun değil. Ama maalesef ki böyle. Satış olmuyor mu? Oluyor. Satış da oluyor arkadaşlar. Yani bu fiyatlara karşılık alıcı da oluyor. Ama ne yapsın? Bugün almazsa 25'e, yarın 28 olacak. Ama ben bunu her zaman söylüyordum. Fiyatlar 14'ken de söylüyordum. Arkadaşlar, paranız varsa hiçbir mal düşmez. Önceden düşmüşlüğü olmuş mu? Olmuş, tamam. Zamanında düşmüşlüğü olmuş fiyat olarak. Ama bu saatten sonra düşmez arkadaşlar. Elinizde para varsa alın. Beklemeyin. Bulduğunuz motosikleti, istediğiniz motosikleti kaç paraysa, sizin paranız da ona yetiyorsa, hatta yetmiyor, hafif de borca girecekseniz, komplisini demiyorum bak, komple değil. Hafif de borca girecekseniz mutlaka alın. Çünkü almazsanız bir daha ona ulaşmanız daha zorlaşıyor. Motosiklet piyasası böyle. Günden güne artıyor. Artmaya da devam edecek. Düşmeyecek. Düşerse de artmış fiyatlardan düşeceği için yine yüksek olacak. Yani 20 bin, yani şu anki değeriyle 20 milyarlık bir motosiklet 30 milyara çıktı. 30 milyardan düşerse 28'e düşer. 28'e düşmüş bir motosiklet düştü olmaz. Zaten çıkmış bir fiyattan düşmüş oluyor. Yani beklemeyin arkadaşlar böyle bir şey. Neyse, videomu daha fazla uzatmayayım. Kendinize çok iyi davranın. Allah'a emanet olun. Keyifli sürüşler diliyorum. Haydi, eyvallah.